Şimdi 2024 yasal sezonu başladı. Özel sektör ve say alımlarını yapıyor. Bilindiği üzere özel sektör yaklaşık 10 gün önce bir fiyat açıkladı. 19 TL'den üreticiden say almaya başladı. Saykur da akabinde kampanyayı asarak say alımlarına başladı. Ama devlet aldığı ürünün fiyatını daha açıklamamıştı. Bir belirsizlik vardı. Üretici de burada acaba Saykur ya da devlet hangi fiyatı açıklayacak, ne açıklayacak diye beklerken bir yetkiliyi en azından bir Sayın Bakanı buraya beklerken Tarım Bakanlığı sitesinde say taban fiyatının 17 TL desteklemiyle 19 TL'ye geldiğini gördük. Bu tabi bölgede say üreticilerini çok üzmüştür. Çünkü bakıldığı zaman TÜİK'in rakamlarına bakıldığı zaman %69-%70 olan enflasyon ama Devlet Hazine ve Tarım Bakanlığı'nın verdiği fiyat %54 seviyesinde kalmıştır. Şimdi zaten üretici olarak burada bir mağduriyet var. Maliyette artmış, istiklal artmış, girdiler artmış, gübre artmış. Bize zaten bir kilo sayın maliyeti 20 liraya geliyor. Şimdi bu enflasyon, TÜİK'in açıkladığı bu enflasyona rağmen 20 liraya mal ettiğimiz bir sayı biz 19 liraya ve 17 liraya nasıl vereceğiz? Bu üretici hiç düşünülmedi mi bu şekilde? Şimdi burada üretici tarafına bakmamız lazım. İnsanlar bize soruyor. Ya özel sektör 19 artı 2 lira devlet verecek, 21 liraya gelen sayı devlet bizden 17 artı 2 19 liraya alacak. Bu şekilde olmasını beklemiyorduk. Beklemiyoruz. Çünkü üretici zaten mağdur. Zaten sıkıntılı. Bütün maliyetler arttı. TÜİK rakamlarına bakarak arttı. Çünkü zaten %70 enflasyon uygulandığını söylüyorsun TÜİK rakamlarına göre. Ama bakıldığı zaman üreticinin buradaki verilen fark ki bir yıl içinde bu geçerli olacak. 2025 Mayıs ayına kadar, işte bu sene sonunda 11. Nisan'a kadar satacağımız yaş yaprağı maliyeti fiyatı bu. Bu kesinlikle kabul edilebilir rakam değil. Burada Sayın Tarım Bakanlığı bu rakamı açıklamadan önce bir analiz yapmamış olsa gerek. Çünkü Doğu Karadeniz'deki üreticinin girdi maliyetleri ve giderleri göz önünde bulundurulmamış demek ki. Bir ikincisi, özel sektörün 19 lira verdiği bir saya siz nasıl 17 lira verirsiniz? Yani üreticiye siz bana say vermeyin. Gidin özel sektöre verin mi demek istiyorsunuz? Bu şekilde insanlar kendi Tarım Bakanlığı kendi bünyesindeki Saykur'un say almasını mı istemiyor? Kapatmasını, zarar etmesini mi istiyor? Şimdi üretici burada ton başına 2000 lira bir zarar olacak. Doğal olarak diyorlar ki biz de özel sektöre gidip verelim sayımızı 2000 lira daha fazla alalım. Saykur'a verirsek biz 2000 lira daha, 2000 lira daha az para alacağız. Bunun için buradaki hassasiyetin görülmesini, üreticinin mağduriyetinin giderilmesini, en azından maliyetlerimizin karşılığı olan bu paranın revize edilip bize verilmesini bekliyoruz. Çünkü üretici şu anda kararsız, budamasını yapmış Saykur'a vereceğiz. En az 24, 23, 24 lira para bekliyorken 17 lira verilmesi üreticiyi tamamen hüsrana uğratmıştır. Ve özel sektör de bir anda kahraman olmuş durumda. Bunu Tarım Bakanlığı sanki bize say vermeyin, gidin özel sektöre verin, o size daha iyi say para veriyor der gibi bizi sahipsiz bıraktı. Üretici devletine Saykur'a sahip çıkarken devlet şu anda üreticiye sahip çıkmamıştır. Üretici kızgındır. Hava şartları da biraz soğuk gittiği için saylığa da pek giresi yok. Say biraz verimi düşük bu sene. Rekolte düşük olacak. Orada da bir kaybımız var. Hava şartları çok soğuk gittiği için rekolte kaybı var. Bir an evvel bu taban fiyatın oturulup tekrar revize edilerek en azından maliyetler noktasında, gider noktasında getirilmesini bekliyoruz.